İnegöl Ziraat Odası Başkanlığı seçimleri için geri sayım başladı. 4 yılda bir yapılan İnegöl Ziraat Odası Genel Kurulu 115 mahallede yaklaşık 15 bin üyenin oy kullanacağı seçimlerde belirlenen delegeler Şubat ayında oda başkanlığını seçecek. Şubat'ta yapılacak olan Olan Kongre öncesi mevcut başkan Sezai Çelik ile Ali Osman Köse başkanlık için adaylıklarını açıkladılar. İnegöl Ziraat Odası Kongresi öncesi muhtarlar, çiftçiler ve delegelerin katıldığı dayanışma ve tanışma yemeğinde bir araya geldiler. Gerçekleştirilen yemekte konuşan mevcut başkan Sezai Çelik şunlar söyledi. Yani kendi aramızda burada konuşacak, kongrede konuşabiliriz de burada konuşmakla ilgili bir programımız da yok. O anlamda söyleyeceklerim bu kadar. Önümüzdeki hafta yani cumartesi günü yapacağımız kongrenin yönümüzde, Bursa'mızda, Türkiye'mizde, Türk çiftçisine hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Hepinizi saygı, hürmet ve sevgiyle selamlıyorum. Ben aynı zamanda yanımda oturan, kendisini severim, her zaman da sevdiğimi söylerim, kendini de beni sevdiğimi düşünürüm. Ali Osman kardeşime de mikrofonu vereceğim, o da birkaç bir şey söyleyecektir. Bu bir demokratik yarıştı. Kendisi de aday oldu. Ziraat Odası Başkanlığı'na adaylığını açıklayan Ali Osman Köse de bir konuşma yaptı. Sezai Çelik her zaman benim abim olmuştur. Fakat bu bir yarıştır. O da seçimimizin bu demokrasi yarışında geçmesini ve kendisine de bunca bugüne kadar verdiği emeklerden dolayı hizmetlerden dolayı, odamıza verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz. Bundan sonra inşallah İnegöl çiftçimiz için, İnegöl'deki halkımız için en hayırlısı, en güzeli, en doğrusu neyse olsun. Biz hizmet için varız. Bugün böyle bir düşünceyle yola çıktık çiftçi hizmetimizde. Ama bu Sezai Çelik abimiz bizim her zaman abimiz kalacaktır. İnşallah İnegöl'e ve İnegöl çiftçisi hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar.